Şeytanların da etkilenmesi için bir ortam gerek, ortam gerekiyor. Kişi sosyal faaliyeti çok, dışa açık, halk ilişkileri çok güzel. Allah kulunu ediyor, her şeyini yapıyor. Kötümse değil, huzurlu kimse, şeytan bunu verse veremez muhtemelen. Verse bile çok ama çok zayıf kalır bunun, bu kişi bunun farkına bile varamaz, etkilemez kimseye böylece. Ama Allah korusun, içe kapanık, halktan kopuk, ilişkileri noksan böylece, evhamlı, karamsar, kötümser. Kişi içe kapanık kimseler, aşırı duyarlı, her şeyi çabuk duyabiliyor, her şeyi hemen kafasına büyütüyor, hemen yapabiliyor. İşte şeytan aradığı ortam muhtemelen. Bu tipteki insanlar, şeytanın vesvesesine tamamen duyarlar, kelimesiyle kendini duyarlar bunlar kalplerinde, kelimeyle kendini duyarlar böylece bunlar. Mevlam buyuruyor, وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ Şeytan bir nezg, bir çarpma, fısıltı geldi mi, ne yapma gerekiyor? فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Hemen Allah'a sığın. Yani burada şeytana muhatap olmama gerekiyor. Bu tür insanlar, günümüzde bunlar çok muhteremdir. Yani bir insan işi bozulmuştur, eğlenmiştir, mutlu değildir, karamsardır, içine kapanıktır, artık halktan küsmüştür, her şeyden, dünyasından bıkmıştır, kötümsüz hale gelmiştir. Yani psikolojik çökmüştür kimse, bunlar çok günümüzde muhteremler, çok günümüzde bunlar böylece. Şeytan bunları çabuk kandırır bunları böyle, kandırır böylece. Nasıl kandırır? Önce imanını çalmaya çalışır, böylece. Yani Allah'ı haşa inkar ettirmeye, ahireti inkar ettirmeye, böyle kuşkulara, karamsarlığa bunu şey yapmaya çalışır. Bu kişi ne yapar? Acaba ben kafir mi oldum der. Olmaz, olmaz muhtemelen, olmaz böyle şey. Ki şeytanın kalbi verdiği vesveseler tabii kötümserdir. Yani dinden çıkaracak sözler, inanç sistemlerini kalbine getirmeye çalışır. Ama o kimse bunları onaylamayınca, kabullenmeyince, bunu dine söylemeyince dinden çıkmaz insan böyle şey. Çıkmaz bunları. Ne gerekiyor burada? Şeytana muhatap olmamak gerekiyor. Şeytan vesvese verdi de ona ben bir cevap bulayım. Onu yeneyim. Onu ben karşımı bulayım diye böyle şeytana muhatap kabul ederse onun verdiği her vesveseye, her kuşkuya bir cevap aramaya kalkışırsa şeytan size bu muhteremdir. Yani olta yakalanan balı gibi kişi be Allah korusun böylece. Artık bunu şeytan karamsar yapar böyle. Abdestine gelir, namazına gelir böyle. Abdestine gelir, zaten beyni yorar şeytan, beyni yorar, beyin. Beyin yoruldu mu, sinir sistemi bozulur. Sinir sistemi bozulur kimseden böyle şey. Karamsara kararsız olur kişi böyle şey. Ahlakı bozulur, sinirli olur, çabuk kızar, çabuk öfkelenir, muazzam dar bunalımda olur. Bu kişi şeytana cevap vermeye kalkışmaması gerekiyor. Uykusundan bozarmış. İcrada kaçar böyle. Hatta bu insan yine hastalanır kendisine, bir şey olmadı hali kendisinde. Bakar, soğuk olurken, ay ben de işte ciğerlerim rahatsız benim, zor soğuk alıyorum böyle der. Benim kalbimde ağrı var der, burada ağrı var der. Bir şey yok aslında kendisine böylece. Ne gerekiyor burada? Şeytana muhatap olmak şart burada, şart. Ne yapacak? Allah'a sığınacak. Ne yapacak? Evimizi okuyacak. Evimizi billahi, yine şeytan acıyor. Hemen. Şeytan konuşuyor mu? Bırak böylece. Evimizi billahi, yine şeytan acıyor. Evimizi billahi Allah'a sığınıyorum. Şeytan şeytan anlamına geliyor.